il başkanlarıma, ilçe başkanlarıma ve bizi yalnız bırakmayan yönetici arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tabii ki basının emekçileri, siz değerli gazeteci arkadaşlarıma da katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Değerli başkanlarım konuyla ilgili düşünceleri çok güzel özetlediler. Benim ilave edeceğim çok ayrı bir şey yok ama ben belediye başkanı adayı olarak ve listede birlikte görev yapacağım meclis aday adayı arkadaşlarım adına ortak birkaç sözü sizlerle paylaşmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal ilkeleri bu dönem Derman Belediyeciliği olarak genel merkezimiz tarafından lanse edildi. Bizler de bilgi birikim ve kültürümüz dahilinde ilave ettiğimiz başka küçük hizmetlerle halkın yüreğine dokunmak, onların yüzünde tebessüm oluşturmak ve netice itibariyle yaptığımız iyi hizmetlerle bu şehirde yaşayan herkesin hayır duasını almak istiyoruz. Bazı projelerimizi sözel anlamda ifade ediyoruz ama önümüzdeki hafta içerisinde daha detaylı olarak bir proje lansmanı da yapacağız. Herkese bu konuda duyuruda bulunmuş olacağız. İnsan odaklı bir yönetimi hayata geçirmek istiyoruz. Bizim yönetim anlayışımızda insanı yaşatmak, insanın ihtiyaçlarını karşılamak gibi farklı bir bakış açımız var. Yine bu proje tanıtımında dile getireceğimiz önemli yatırımlarımız olacak. Şehrin genel anlamdaki ihtiyaçlarına cevap verecek iyi yatırımlar, istihdama yol açacak iyi bir proje çalışması yapıyoruz. Dediğim gibi insan odaklı bir yönetimi amaçlıyoruz. İşimiz insanın huzurunu, mutluluğunu sürekli kılmak. Çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın hayata her anlamda katılımıyla onların da iyi zaman geçirmelerini, mutlu olmalarını, sağlıklarıyla ilgili küçük dokunuşları da hep birlikte gerçekleştirmek istiyoruz. Ben bir mühendis olarak 3 yıl kurum tecrübesiyle mühendislik nosyonumda uzun süredir mali ve idari anlamdaki birikimlerimle bu şehre hizmet etmek istiyorum. 2014 yılında belediye meclis üyesi olduğum an itibariyle aynı zamanda Metropoliten Belediyeler Birliği'nin barajı, Ulutan Barajı'nın da hem meclis üyesi hem de encümen üyesi oldum. Yani 5 yıldan beri belediye idaresinin her kademesinde, her anlamda faaliyetlerle ilgili bilgi birikimi sahibi oldum. 3 yıl başkan yardımcılığı yaptım. Zonguldak Belediyesi'nin imkan ve kabiliyetlerini biliyorum. Adeta damarlarındaki akan kanı, insanların yeteneklerini, halkta olan diyaloglarını, kurumların, dairelerin imkan ve kabiliyetlerini, koordinasyon eksikliklerini ve yapılabilirliklerini velhasıl belediyenin daha iyi idare edilebilmesiyle ilgili bilgi ve birikime sahip olduğumu ortaya koyuyorum. İyi şeyler yapacağız. Meclis üyesi arkadaşlarımla çok güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Genel merkezlerimizin ittifakı kapsamında İYİ Partili değerli arkadaşlarımın da bizlere bu konuda büyük desteği olacağına inanıyorum. Biz zaten tek yürek sonunda halkına hizmet etmek üzere iyi projeleri hayata geçireceğiz. Sayın İl Başkanımın söylediği hususu çok değerli buluyorum. Bir kez daha dile getirmek istiyorum. Ben bir mühendisim. Ve 3 yıl aktif
belediye başkan yardımcılığı sonrasında nasip oldu. Yeniden aday oldum. Benim farkım nerede kalmıştık noktasında yeniden Zonguldak halkına hizmet etmek ile yola çıkma noktasındaki avantajımdır. Diğer arkadaşlarım veya bir başka aday göreve geldiği zaman en azından benim bulunduğum noktaya gelmesi için 3 yılı tamamlaması gerekir ki en azından bilgi birikim anlamında eşit şartlara gelebilmiş olsun. Şunu söylüyorum. Zonguldak halkımız, burada yaşanan hemşerilerimiz bize güvensinler. Her türlü eksiği kusuru ortadan kaldırıp onların hayatını güzelleştirecek, insanların yüzünde tebessüm oluşturacak ve yine aynı şekilde söylediğim doğrultuda onların hayır dualarını alacak, iyi bir yönetim tarzını ortaya koyacağız. Söz veriyoruz, mahcup olmayacağız. Yine bu sokaklarda el ele, gönül gönüle şehirde güzel yaşamın insanları mutlu ettiği günlerde buluşmak, onlarla beraber hayatı birlikte paylaşmak istiyoruz. Mart'ın sonu bahar olacak. Güzel günler göreceğiz Zonguldak diyorum. Sizlere de katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Hemşerilerimin saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun.